Başkent'te çektiği şaka videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Sezgin, bir aracı piyasa değerinin çok altında ilana koyarak fırsatçılara oyun oynadı. Arayanlar, bırakın aracınız çok ucuz diye uyarıda bulunmayı, pazarlık yaparak o fiyatı da aşağı çekmeye çalıştı. İlanımız piyasadan 300 bin lira düşük olarak yayınlandı. Şunu sen 350'ye falan bırakamaz mısın bana ya? Ölünün de ölüsü, mezardan çıkartıyorlar. Millet ne kadar fırsatçı olmuş ya. Sosyal medya fenomeni arabayı yarı fiyatına ilana koydu. Arayan fırsatçılar baba oğul gibi herkesi şaşırttı. Telefonumuz çalıyor şu anda, ilk müşterimiz arıyor. Allah, herhalde. Altından yüksek rakama koymuşsun, bindiğine de sayacağım biraz aslında. Sosyal medyada Ankara bebesi olarak bilinen Burak Sezgin aile aracının fotoğrafını çekti ve bir ilan sitesinde paylaştı ama piyasa değeri 700 bin lira olan o aracın altına 400 bin lira yazınca babasının telefonları adeta kilitlendi. Emekli olduğum için zor zahmet ilan attım bunu. Evet. Biraz da bir ihtiyaç var işte, biraz satmak istiyorum sana. Ben arabayı 170 civarında almayı düşünüyorum sana da uyarsa. Daha önce bu tarz bir olay başımıza gelmişti biz. İlanı yanlış fiyattan koymuştuk, düşük fiyata. Bu da arayan arayana hani kardeşim ilanı düşük koydun diyen de yoktu. Biz de dedik acaba bunun sosyal deneyini çeksek arayanlar olur mu diye düşündük. Bana kaldır sen hemen, ben kamoraya gönderiyorum şimdi. Olaya bak ya, ne diyor? Sansar. Ne diyor? Sansar. Rengi hoşuma gitti diyor. 350'ye var zaten bunlardan diyor. Allah Allah. Arkadaşlar telefonlar susmuyor. İlandan kaldırıyoruz arabayı. Böyle bir şey olamaz. Bana piyasadan yüksek istiyorsun gibi geldi abi. Biraz bir şey yapamaz mısın? Ya yapıyorum. Piyasasında pek bilmiyorum da 400'den ilan attım. Bakalım başka arayan olacak mı? Anam. Araç piyasanın çok altında ilana koyulmuştu. Aslında arayanlar da durumun farkındaydı. Yahya Sezgin'e nedenini sormadıkları gibi pazarlık yaparak fiyatı daha da aşağı çekmeye çalıştılar. Bir kişi dahi sizi uyarmadı mı? Yok yok, hiç uyaran olmadı. Herkes fiyatı halen aşağı indirmeye çalışıyor. Aslında Burak Sezgin ve babasının yaptığı sosyal deney kapora dolandırıcılığının ne kadar da kolay olduğunu ve vatandaşların bu tuzağa ne kadar da kolay düştüğünü gösteriyor. Çünkü onları arayan herkes hemen bir IBAN isteyerek para göndermeye çoktan hazırdı. Ben bana bir hesap numarasını, ben sana bir kapora göndereyim abi. Bunu verelim bari, senin de ihtiyaç sahibimsin madem. Kaporasını atayım ben, bir IBAN at bana. Tamam. Ben sana hemen IBAN atıyorum. Kapora dolandırıcılığı zaten tam bu şekilde yapıyorlar. 10 kişiden 2'şer bin lira 20 bin lira yapardı.